Çorum Kent Konseyi Bilgilendirme Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda yapılan oylamada 2019 yılının Hattuşa yılı ilan edilmesi önerisi kabul edildi. Çorum Kent Konseyimizin genel kurul toplantısına daha önceden... Çorum Kent Konseyi Bilgilendirme Genel Kurul toplantısı yapıldı. Birlik ve beraberliğinizi pekiştirmesini diler, şahsınızda emeği geçenlere... Açılışta konuşan Çorum Kent Konseyi Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, 2019 yılının Hattuşa yılı olarak kutlanmasını Çorum Kent Konseyi olarak desteklediklerini söyledi. 2019 yılının Hattuşa yılı ilan edilmesi, bu çerçevede şehrimizin Çorum'un tanıtımına, Çorum'un turizmine bir katkı oluşturulması için Kültür Bakanlığımız nezdinde bir girişim söz konusu. Biz de kent konseyi olarak bir şehrin bu kadar paydaşını temsil eden bir yapı olarak bu süreçte aktif rol almayı arzu ediyoruz. CHP Çorum İl Başkan Vekili Sedat Genç, kentin yaşatılması ve ileriye götürülmesi anlamında her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Kentimizi yaşatmamız, kentimizi daha fazla ileriye taşımamız anlamında her türlü katkıyı Cumhuriyet Halk Partisi olarak vereceğimize taahhüt ediyoruz. MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras, Çorum'un ve insanların yararına olacak her türlü girişime destek vereceklerini kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerelde yapılacak, ilimizin ve hemşehrilerimizin faydasına olacak bütün çalışmalara katkı vereceğimizi huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Kent Konseyi'nin birçok zaman belediyenin çalışmalarına da ışık tuttuğunu aktardı. Birçok zaman belediye olarak bizim çalışmalarımıza da ışık tutan bir vizyon ortaya koyuyor olması da bizim için ayrıca bir bahtiyarlık vesilesi. Çünkü biz bütün Türkiye'de kent konseylerinin nasıl bir yapıya sahip olduklarını, çalışırken nasıl bir iş programı takip ettiklerini, paylaşmak ya da paylaşmamak konusundaki tutumlarının neler olduğunu yakından biliyoruz. Zaman zaman bölgesel toplantılar yapılıyor. Onların raporlarını arkadaşlarımız bize getiriyorlar. Zaman zaman ulusal ölçekte bu programlar yapılıyor. Onların da raporlarını bize getiriyorlar. Başkan Külcü, hassas dönemlerde Çorum'daki her türlü kesimden her türlü desteğin alındığının altını çizdi. Hangi hassas dönemde bir meseleyi oturup konuşmak istesek, işte burada kendileri teşekkür ediyorum. AK Parti'miz orada. Cumhuriyet Halk Parti'miz orada. Milliyetçi Hareket Parti'miz orada. Başka muhtarlarımız orada. Sivil toplum örgütlerimizin başkanları, yöneticileri bazen platform buluşarak ortak bir tavrı koyabiliyoruz. Çorum Valisi Necmettin Kılıç, her şehrin bir kimliğinin, ruhunun olduğunu belirtti. Her şehirde bir kimlik vardır, bir ruh vardır. Her şehirde ama. Yani Tokat'ın bir ruhu vardır, Amasya'nın bir ruhu vardır, Çorum'un bir ruhu vardır, Londra'nın bir ruhu vardır. Necmettin Kılıç, Çorum'un önünün her anlamda açık olduğunu sözlerine ekledi. Ve önü de çok açık. Sizi garanti ediyorum, sizi temin ediyorum, önü çok açık. Yakın geleceği Çorum'un çok güzel.